Telefonlarımız olmasa ne yapardık bilemiyorum değerli seyircilerimiz. Onları elimizden düşürmüyoruz. Ya bozulursa? İşte onun da kolayı var. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Çankaya'dan seslenmekteyiz. Çözüm Teknik firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Ali Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Çok teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ali Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ali Bey kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ankara, Çankırılıyım. 1975 doğumluyum. Evet. Mesleğe 89'da başladık. Yaklaşık 29 seneden beri elektronik sektöründeyiz. Evet. Daha önceden araç müzik sistemleriyle başlamıştık işimize. Daha sonradan araç telefonları montajı, çağrı cihazları derken 94 yılında telefon çıktı kullanıma. Evet. 2000 yılına kadar yine biz eski işimize devam etmiştik. Araç kiti montajı. Daha sonradan ihtiyaç doğrultusunda 2000 yılından itibaren tamamen bütün eski işimizi bırakıp tamamen GSM'e yöneldik ve 2000 yılından beri de aralıksız devam etmekteyiz GSM sektöründe. Evet, yani tek burada dünyanın ve tanıdığı öncü markaların çıkarmış olduğu cep telefonlarını şu an zaten herkesin elinde olan, herkesin cebinde olan bu pahalı cihazların burada teknik servis hizmetini vermektesiniz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrusunda sunulan hizmetler nelerdir? Biraz daha açar mısınız acaba? Biz genelde burada bayi ağırlıklı odaklı çalışıyoruz. Bizim Ankara'nın aşağı yukarı her AVM'sinde, her bölgesinde bizim bayilerimiz vardır. Evet. Bizim kurye arkadaşımız vardır. Günlük olarak cihazlar oralardan toplanır ve dediğim gibi bayi ağırlıklı çalışmaktayız. Yine tabii perakende olarak da müşteriye bakmaktayız. Evet. Biz burada tablet iki modele bakıyoruz bilindik markalardan. Evet. Çin cihazlarına bakmıyoruz. Evet. Cep telefon GSM sektöründe de kendini ispatlamış cihazlara, herkesin kullandığı ürünlere destek olmaya çalışıyoruz. Evet, yani ikinci kalite dediğimiz bu Çin malı olan kesinlikle üretimleri burada servise almıyoruz. Çünkü biz burada yüzümüzün kızaracağı, kendini ispat edememiş veya problemli cihazlara hizmet vermek istemiyoruz. İnsanları da zaten o doğrultuda yönlendirmiyoruz. Ki burada siz son derece profesyonel bir hizmet veriyorsunuz. Yani yıllardır, 30 yıl aşkın bir süredir bu sektörün içerisindesiniz. Gerçekten de profesyonel olarak hizmet veriyorsunuz ki en iyi cihazlara bu bilgi birikiminizle birlikte İsmimizi karalamamız için aynen öyle, kesinlikle haklısınız. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle kriterleriniz nelerdir Ali Bey? Şimdi özellikle kriterimiz bizim 29. senemiz, dikkat ettiğimiz sayılar birincisi hem malzeme olarak olsun hem bizim burada hizmet vereceğimiz ürün anlamında olsun. Müşterimizin stabil olarak kullanabileceği cihazları biz tamire alıyoruz. Evet. Eğer garanti veremeyeceğimiz bir ürünse, müşteri memnuniyeti olmayacaksa kesinlikle müşteri istese dahi biz burada tamir aşamasını almıyoruz. Evet. Yani sonuçta insanlar bir bedel ödüyor ve onun karşılığını almak durumundalar. Kesinlikle. Onlara kesinlikle dikkat ediyoruz. Bir müşterimizi bilgilendiriyoruz. Garanti verebileceğimiz ve stabil olarak çalışabileceğine inandığımız ürünlerin tamirini yapıp müşterimize teslim ediyoruz. Evet, ki siz bunu zaten öncesinden anlıyorsunuz ki bu kesinlikle cihaz tamir olur ya da olmaz diye. Gerçekten cihaz tamir olmayacaksa da siz hiç o kulvara hiç girmiyorsunuz. Veya düzen tutmayacak ürünse, yani bizim yüzümüzü kızartacaksa, müşterimizi memnun etmeyecekse hiç, zaten isteseler dahi biz kesinlikle firma prensibi hiçbir şekilde burada tamir olarak göndermiyoruz. Direkt iade olarak çıkıyoruz. İşlem yapılmadan çıkıyor. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Evet. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Şimdi klasiktir, hani güven falan diyeceğiz de. Evet. Şimdi birincisi tabii bu insanlar bizde ticaret yapmadığı sürece her sektörde de aynıdır. Evet. Bilme şansları yok. Dediğim gibi Ankara'nın zaten tüm bölgesinde, her bölgesinde bizim bayilerimiz var. Özellikle bu işi zaten profesyonel olarak yapanlarla çalışıyoruz. Evet.
İkincisi, bizim firma olarak en dikkat ettiğimiz şey verdiğimiz taahhütü, sözü zamanında ve gününde yerine getirmek. Bu evet. bizim ilk ilkemiz aslında. Hı hı. Çünkü mevcut zamanda en değerli şey zamandır. Kesinlikle. Ve bizim tamir ettiğimiz cihazlar başka hiçbir şeye benzemiyor. Cep telefonları o kadar yapışık yaşıyoruz ki kimse evet. ayrılmak istemiyor. Evet. Eğer dediğimiz, taahhüt ettiğimiz zamanda olmasa bile mutlaka müşterimizi bilgilendiriyoruz. Hı hı. Ve yaptığımız ürünlerin kesinlikle arkasında duruyoruz. İşte bizim garanti bandrolumuz vardır vesaire. Her cihazın ona göre garantisi vardır. Bu hı hı. anlamda da müşteriyi bilgilendiriyoruz. Evet. Bu şekilde zaten çalışmamızı gördükten sonra sizi tercih etmeye de devam ediyorlar. Evet. Şimdi efendim, 29 yıl aşkın bir süredir bu sektörün evet. içerisindesiniz. Neredeyse 30 yıla dayandı evet. diyebiliriz artık sektördeki deneyiminiz. Evet. Halihazırda da burada işletme sahibi olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalinizde neler var Ali Bey? Hedeflerimiz şöyle, yaş itibariyle de artık biraz daha ilerledik. Çünkü biz daha önceden her gün hiç aralıksız pazar dahil 12 birlere kadar çalışan bir firmaydık. Evet. Yaş itibariyle de artık vücut yorgunluğu da var. Evet. Biz gece geç saatlere kadar çalışan bir firmayız. 12'lere 1'lere kadar çalışıyoruz. Hı hı. Ürünleri hızlı ve ivedi bir şekilde müşterilerimize teslim edebilmek için. Evet. Artık önümüzdeki hedefler de bir yetkili servis olup, ki mevcut zaten yetkili servisliğimiz de var. İç Anadolu bölge servisliklerimiz de var. Evet. Biraz daha sahnenin arkasına çekilmek. Evet. Bu yolda size başarılar dilerken çok son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Çözüm teknik olarak sürekli yanınızdayız. Bir sıkıntınız olursa her zaman bekleriz. Evet, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Ankara Çankaya'da bulunan Çözüm Teknik Elektronik Servisine davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Hoş geldiniz. İyi çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Timuz ile devam edecek. Ankara Çankaya'dan ve sektörün en iyisi Çözüm Teknik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.